tekrardan ittifaklar konusu çok konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye bakıldığında kendileri işbirliği olmadan yola devam etme kararı aldı. Ancak diğer genel seçimlerde ittifakta olan partilerin bu yorumları da merak ediliyor. Çünkü Sayın Akşener manzara ve himaye tuzağı olarak adlandırdı ittifakları. Sizin buna yorumunuz diğer bir parti olarak nedir? Bir de asgari ücret konusuyla ilgili muhalefette seçmenleri net bir şey duymak istiyoruz diyorlar. Sizin parti olarak belirlediğiniz bir rakam var mı? Onu dün ben grupta zikrettim. Arkadaşlarımızın hesapları 16.500, 16.900 civarında şeyler oldu. En az biz 17.000 olarak dün açıkladık ama bu minimumu dün ilk grup toplantısı biz yaptık biliyorsunuz sabah. Sabah bunu açıklamıştık. Daha da bunun aslında daha yukarıda olması lazım ama bu minimum olarak. Diğer konuya gelince tabii bütün partilerin aldıkları kararlara saygılıyız. Her parti seçim sonrasında kendi değerlendirmesini yapar, bir muhasebe yapar. Partilerin hemen hemen hepsinde de bir bu anlamda bir çalışma oldu. İyi Parti bir kongre yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi kongre yaptı. Biz de inşallah Ocak ayında ikinci büyük kongremizi yapacağız. Biz de kendi değerlendirmelerimizi yaptık. Yerel seçimlerin doğası genel seçimlerden farklıdır. Genel seçimler bu Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin getirdiği abnormalite, burada Sayın Akşener haklıdır, bir anormallik doğru. Hatta Cumhurbaşkanı'nın 50+1 çıkışı da buradan ama bunun sebebi partilerin kendi doğalarının dışında davranmaya sevk olunmadan sebep Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin kendisidir. Bunu aşmak için çok çabalar sergilendi. Altılı Masa'nın doğuş şartları bu seçim yasasıyla ve doğrudan bu 50+1 şartıyla ilgili. Nihayet herkes bu hedefe ulaşmak için ittifaklar kurdu. Altılı Masa gibi Cumhur İttifakı da 6'lı 7'li masa kurdu bir daha paranın. DSP'nin yeniden refahın içinde oldu. Bunlar Türkiye ölçeğinde yapılması gereken şeylerdi. Yerel seçimlerde ise iş birlikleri, ittifak demeyeyim, yerel ölçekli yapılabilir, buna engel yok. Yani bir yerde iki parti anlaşıp, bir beldede anlaşıp, aynı ilin ilçesinde başka bir kombinasyonla en iyi aday bulunabilir. Bizim prensibimiz şu: halkın hak ettiği en iyi adayın çıkmasını sağlayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Birinci aşama kendi adaylarımızdır. Türkiye'de ilk aday açıklamalarını Sayın Akşener'in il açıklamaları dışında topluca aday açıklamalarını yapan parti biziz. Ekim başından itibaren adım adım aday açıklamalara başladık ve ilk aday açıkladığımız adayın 5 adayın 3'ü kadındı. Kendi çalışmamızı yapıyoruz. Saadet Partisi ile prensip kararımız var. Olabilecek yerlerde ittifak yapacağız diye. Onu Saadet Partisi ile görüşüyoruz. Ortak bir komisyon oluşturduk. Nerelerde ittifak yapabileceksin? Açık bileklikle yapacağız. Bu arada kendi çalışmamızı yürüteceğiz. Eğer diğer partilerle birlikte iyi adaylar etrafında bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa her partiyle de görüşürüz. Bu konuda ben siyasette asla mutlaka ilelebet kavramlarının kullanmamayı öğrendim. Dolayısıyla yani herkes için bu böyle. Bizim şeyi açık tutmamız lazım. Diyalog kanallarını açık tutmamız lazım. Türkiye'nin şu anda siyasete güvene ihtiyacı var. 28 Mayıs seçimlerinin, 14 Mayıs seçimlerinin en büyük bence tahribatı siyasete güveni sarsmış olması. Ondan sonra yaşadığımız tartışmalar sadece muhalefet cihetinde değil, iktidar cihetinde de hem halka verilen sözlerin yerine getirilmemesi hem de ittifak ilişkisinin AK Parti ile MHP arasındaki ittifak ilişkisinin hiç de şeffaf olmaması. 50+1'i geri çekti Cumhurbaşkanı, açmadı bir daha. Kerdi gerisinde Bahçeli'yle ne konuda anlaştılar bilmiyoruz. Anayasa Mahkemesi Yargıtay meselesinde kerdi gerisine ne döndü bilmiyoruz. İnfaz yasasında bırakılan isimlere bakıyorsunuz. Orada bir pazarlık mı döndü bilmiyorsunuz. Şeffaf olmayan bir durum var. Ve iki tarafta da rahatsızlık doğuran hususlar var. Bunu da biliyoruz. Hatta AK Parti içinde, AK Parti iktidar içinde İçişleri Bakanı, daha önceki İçişleri Bakanı sanki başka bir partinin değil, başka bir ülkenin İçişleri Bakanıymış gibi onu tasfiye etmekle, onun kalıntılarını tasfiye etmekle meşgul. Bu siyasete güveni sarsıyor. Kendi bakanlarının bıraktığı mirası tasfiye eden yeni bakanların olduğu bir iktidarda Allah aşkına uyum var denilebilir mi? Şöyle bir kanaat var. Muhalefet birbirine düştü. İktidar da birbirine düştü. Ali Yerlikaya ile Süleyman Soylu'nun politikalarını yan yana getirmek mümkün mü? İkisini aynı odada buluşturmak ve konuşturmak mümkün mü?
Mehmet Şimşek'in politikalarıyla Nurettin Nebati'nin politikalarını yan yana getirmek mümkün mü? Aynı odada konuşturabilmek mümkün mü? Arkadaşlar, bu siyasete güveni sarsıyor. Cumhurbaşkanı bir gün nasıl var faizi kesinlikle çıkarmam diyor. Sonra şimdi faizi %40'lara çıkarıyor. Daha da artacağını söylüyor. Şey yapıp kabullenebiliyor. Yani sadece muhalefette değil, iktidarda da siyasete güveni sarsan, devlet adamına güveni sarsan bir yaklaşım var. Bu konuda biz Gelecek Partisi olarak dikkat etmişsinizdir. Şahsen ben de liderler arasında bu yüzden gösterdim. Hiç kimse hakkında konuşmadım. Partideki arkadaşlarıma da söyledim. Kimseyi şey yapacak, ilkesel pozisyonlarımızı söyleriz. Grupta söyledim. Sadece iktidar değil, Filistin konusunda muhalefet de sınıfta kalmıştır. Sadece orta yolcu bir politikayla Hamas'la İsrail aynı ölçüde tenkit ediyoruz, kınıyoruz demek tipik eski diplomasi dilidir. Zalimle mazlum aynı kefeye konmaz. Haklıyla haksız aynı kefeye konmaz. Uluslararası hukuk açısından bakın, bir Müslüman olarak demiyorum. Uzmanı olduğum alanla ilgili konuşuyorum. Filistinliler %100 haklıdır, İsrailliler %100 haksızdır. 47 kararı, 1947 kararı, Filistinlerin kendi kaderini tayin etme kararı, Birleşmiş Milletler kararı. 67, 1967, 242 sayılı Birleşmiş Milletler kararı. Güvenlik Konseyi bağlayıcıdır. Filistin devleti işgal edilen topraklarda kurulacak, işgal edilen topraklardan çekilecek istifade. 56 yıl geçmiş. Şimdi maalesef iktidarda da muhalefette de güven sarsıcı bir ortam var. Bizim önce bu güveni inşa etmemiz lazım. Başka partilerin pozisyonları, Sayın Akşener'in İYİ Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi, bu ittifak pozisyonları hakkında yorum yapmak istemem. Ama genel olarak siyasete düşen görev tekrar siyasete güveni kazandırmak. Bunlar evraklarla birlikte zaten sosyal medyada herkesin bildiği isimler, onlara da seslenmek isterim. Yarın kara listeye alınmak istemiyorsanız, aynen şimdi İsrail'de ticaret yapan bazı şirketlerin boykot listesine girmesi gibi, sizlerin de boykot listesine hem de Türkiye'de girmek istemiyorsanız, hükümet size gönderin dese bile o malları göndermeyin. Göndermeyin. Sizler gelecek nesillere bu anlamda şirketlerinizi kara bir listeye aldırmayın. İsrail'e destek veren şirketler kategorisine girmeyin. Bir tanesinin resmi yayınlandı, gördünüz. Atatürk Havalimanı'ndan Filistin mitinginde ama gemisi hareket halinde. Çıkıp da şunu diyemediler. Türkiye'deki iktidar sahiplerinin çocuklarının gemileri de orada olduğu iddia edildi. Çıkıp da eski başbakan hayır benim oğlumla ilgili hiçbir gemi burada değil diyemedi. Milletin kara listesi devlet hükümetin kara listesinden daha ağırdır. Bir yürüyüşten bahsettiniz. Hani limanlara yürüyelim diye. Böyle somut bir eylemsel bir şey mi geçeceksiniz bu anlamda? Ben bunu arkadaşlarla istişare ediyoruz. Bizim siyasal anlamda yapacağımız eylemler kadar halkla birlikte yapacağımız eylemler. Yani devam etmeleri halinde mutlaka bunu yapacağız. Mesela bugün bir girişimden bahsedeyim. İnşallah önümüzdeki hafta içinde bu deklarasyonu açıklayacağız. 2-3 haftadır dünyanın sayılı uluslararası hukuk uzmanı, eski Dışişleri Bakanları da var aralarında. Bir organizasyon komitesi oluşturuldu 25 kişilik. Benim ve bir uluslararası hukuk alanında ve Filistin konusunda dünyanın en tecrübeli Birleşmiş Milletler raportörü Richard Falk'ın imzasıyla bir deklarasyon çağrısında bulunduk. Evvelsi gece ilk toplantımızı yaptık. Bir deklarasyon üzerimize anlaştık. Bugün sabah da tekrar gözden geçirdik. Önümüzdeki günlerde tamamlayıp imzayı açacağız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahil olmak üzere dünyanın her bir köşesinden, Avustralya'dan, Amerika'dan, Afrika'dan, Rusya'dan, bütün dünya şeylerinden önemli isimlerin katıldığı bir soykırıma bu. Soykırım, Gazze'deki soykırıma karşı harekete geçme çağrısı. Elimizdeki imkanlar var. Tabii şu anda açık söyleyeyim, yürütmenin içinde olsaydık geçmişte bu konularda görev yürütümde nasıl bu üslupla davrandığımızı bilirler, gerekeni yapardık. Hiç tereddütsüz. Saldırının başladığı günlerde bütün bu dediğimiz işlemleri yapardık, geçmişte de yaptık. Şimdi hem bu uluslararası girişimleri yapıyoruz, hem de siyasal anlamda da özellikle gençlerle birlikte yapan simptom kuruluşlar oldu. İHA, Anadolu Gençlik Derneği değil mi? Muşlu Gençlik gibi limanlara yürüyenler oldu ama bir zamandır bir sessizlik var. Bu konuda da arkadaşlarla istişare edip bazı fiili adımlar da atmaya çalışıyoruz. Doğalgazı bir ay ödedikleri gibi
ödeme şeklinde halkı kandıracaklar ama gelecek sene yaz aylarında Türkiye'de çok derin bir stagflasyon, durgunlukla enflasyonun bir arada olduğu 1977 krizine benzer bir krizi kapıda görebiliriz. Ama bu sefer konvertibilite de olduğu için bu kriz sadece Türkiye'yi değil birçok şeyi sarsar.